orta 1'e kadar neredeyse bütün klasikleri bitirmiştik. Mesela radyo sanatçısı Yorgo Bacanos'un dünyanın en iyi virtüözlerinden olduğunu bilmezdim. Yani herkesin yüzü Türkiye'ye dönük. Hiç ticari olarak bakmadık bu olaya. Osmanlı vatandaşlarının çocukları, torunları, işte babamın şu kaydı var, dedemin şu kaydı var. Yapmak zorundayız. Yani biz yapmasak çünkü yapacak kimse yok. CD satışları bitince, Türkiye'de, dünyada bütün müzik sektörü batınca akıllı telefonlara döndü iş, dijitale. Rahmetli Neşet Ertaş diyorum. Herkes öldü zannediyor buraya gelmediği için, televizyonlarda çıkmadığı için. Gerçekleştirdiği röportajlar serisinin bugünkü konuğu, Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müziğin sahibi, binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını atmış bir müzik antropoloğu Hasan Saltık. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Hemen başlayalım sorularımıza. Evet. Çocukluğunuz Tunceli Dersim'de geçmiş galiba. Evet. Evet. Okulla birlikte tüm dünya klasiklerini de okumuşsunuz. O çok merakımı cezbetti. Mesela Jonathan Livingston, Jack London, Ernest Hemingway'in bütün klasikleri okuyarak, aynı zamanda okula giderek ve 13 yaşında da Tunceli meydanlarında gazete ve dergi satarak. Evet. Şeydi bizim ama Tunceli Dersim'de okuma yazma oranı çok yüksek olduğu için bir de orada kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun hiç ayrım yapılmadan bütün aileler okutma şeyinde. Bir de öğretmenlerimiz tabii o klasikleri genellikle son ders okuma dersiydi. 70'li yıllar olduğu için böyle bir inanılmaz bir klasikleri okuma sırasıyla her dersin son dersi okumaya ayırırlardı. Merakımızdan ne bulsak okuyorduk. Yani daha o dönemler, ilkokul orta 1'e kadar neredeyse bütün klasikleri bitirmiştik. Bir defa aslında biz Türkiye'de bize empoze edilen müziği biliyorduk. Altındaki zenginliği, derinliği bir türlü. Maalesef bunları keşfettikçe anlıyorsunuz. Ben mesela Tamburu Cemil'i bilmezdim. Mesela radyo sanatçısı Yorgo Bacanos'un dünyanın en iyi virtüözlerinden olduğunu bilmezdim. İşte radyoda yetişmiş, 60'lı yıllarda muhteşem kayıtlar yapmış. İşte bütün Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da bütün konservatuarlarda çalım tekniği olarak prezente edilmiş. Şerif Muhittin Targan desen İnanılmaz derecede Orta Doğu ülkelerinde çok sevilen birisi. Yani herkesin yüzü Türkiye'ye dönük. Önemli olan, yani hiç ticari olarak bakmadık bu olaya. Yani biraz Türkiye milliyetçiliği açısından bak, yani devlet, yani çünkü bunları normalde konservatuvarların, üniversitelerin yapması gerekirken biz ticari işler de yaptık ama her zaman bir gelirlerimizi bu tür araştırma işlerine ayırdık. Bunun sonuçlarını da böyle takdirleri almak tabii bizim daha çok motive etti ve durmadık da. Ve bütün bunları yaparken de hiçbir devlet kurumundan, hiçbir yabancı vakıftan tek kuruş para girmemiştir buraya. Hep kendi öz kaynaklarıyla bunları yaptı. Yerli ve milli. Evet, yani o tür dışarıdan ne sponsorluk dahi almadık. Yani paramız varsa yaptık. Nitekim de bu sene 30. yılımız diye. Şimdi Karaman Türkleri'yle ilgili bir şey yapıyoruz. Osmanlı Ermenilerinin Amerika'da kaydettikleri 3 CD'lik bir kitaplık iş yapıyoruz. Meşhur Balıkesir Türkçe türkülerini derleyen Aşilyus Usta var. Neden geldim Amerika'ya aslında orijinalini yapan adam. Dünyanın her yerinden şu anda bizi arıyorlar. Yani Osmanlı vatandaşlarının çocukları, torunları, işte babamın şu kaydı var, dedemin şu kaydı var. Ve şu anda bütün bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ve getiriyoruz burada, izah ettiriyoruz. Müzik
Bana göre daha Anadolu'nun zenginliği çok büyük. Ama bunlar Anadolu'nun arşivi. Yapmak zorundayız. Yani biz yapmasak çünkü yapacak kimse yok. Ya yani biz bu seriye zaten devam ediyoruz. Daha hala bizde hani 100-150'ye yakın proje var bu konuda. Arşivle ilgili söylüyorum, çalışmalarla ilgili. Bir sorumluluk gibi değil mi? Biz yapalım. Manevi bizden olarak. Sonraki kuşaklar baksınlar veya öğrensinler. Sonraki kuşaklar mesela sizden sonra kime teslim edeceksiniz? Yani devam ettirecek ailenizde var mı, çocuklarınız? Bu dijital çağda artık hiçbir şey kaybolmaz. Yani biz alıp yükledikten sonra veya bilgilerini koyduktan sonra biz zaten CD satışları bitince, Türkiye'de, dünyada bütün müzik sektörü batınca akıllı telefonlara döndü iş dijitale. Evet. Biz zaten bu dijitalde de nasıl şey yaparız diye bunu yıllar önce yurt dışındaki fuarlardan öğrendik. Bize çünkü yıllar önce şeyi söylediler, akıllı telefonlar çıkacak. Artık müziği buradan dinleyeceksiniz dediğinizde hadi oradan diyorduk. Veya filmi buradan indireceksiniz dediğinizde biz de çünkü Amerika'da anlatıyorlardı veya Fransa'da anlatıyorlardı. Biz hemen çabuk uyandık. Hemen stüdyoları açtık. Dedi ki eğer bunlar akıllı telefona geliyorsa artık herkes televizyon dizileri ve filmleri böyle izleyecek. Ve televizyon dizi ve filmlere müzik yapmaya başladık. Ve dikkat edin son 10 yıldır bir furya var. Yabancıların da türkülerimize ilgisi çok büyük. Birçok grup işte Ankara'nın bağlarından tutun Erik Dalı türkülerine kadar şovlarını yapıp sosyal medyada, internette bunu çok. Çok var. Kendi fanlarına yayıyorlar. Dünyadaki bütün ünlü... Ne düşünüyorsunuz evet, yabancıları? Evet. Dünyanın bütün ünlü DJ'leri şu anda Erkan Oğur'un temalarını kullanıyor. Bizim Ankara havalarını kullanıyor. Neşet Ertaş, Ahmet Aslan kullanıyor. Dünyada da melodi, müzik yani hep Hindistan veya Afrika'ya bakıyorlardı geçmiş 70'li yıllarda. Şimdi Anadolu'nun zenginliği, müzikal zenginliği ortaya çıkınca çünkü bunda da biraz bizim dizilerin 80-100 ülkeye satılmasının da sonuçlarından kaynaklanıyor. Çünkü yani inanılmaz bir propaganda aracı. Sen istediğin kadar devlet olarak, Kültür Bakanlığı olarak milyonlarca dolar akıt Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili. Hiç o diziler kadar iyi tanıtım yapamazsın. Tabii. Herkes dizilerden bahsediyor. Şu dizideki şu karakter. Ve oradaki müzikleri dinliyor. Yani keşfediyor. Piyasadaki şu andaki dizilerin %50'si zaten bizden türkü kullanıyor. Yani türküyü yapıp vermek daha bizim için iyi. Evet, Neşet Ertaş'ın albümlerini yaptınız, vasiyetini yerine getirdiniz. Biraz da anılarınıza değinelim. Neşet Baba'yla, Neşet Usta'yla olan. Neşet abiyle tanışmamız böyle biraz Muharrem Usta'nın kayıtlarıyla ilgili tanışmıştık. Muharrem Ertaş'ın işte bu arşiv serisinde albümlerini çıkarmak istiyorduk. Sonra işte burada bir randevu aldık. Bir televizyon çekimi için gelmişti. Buraya küstü zaten. Ben de işte Muharrem Usta'nın orijinal kayıtlarını bulup yanımda ufak da bir teyp götürmüştüm. Buraya küstü derken? Ya Türkiye'ye pek fazla gelmek istemiyordu. Yani Türkiye'de, hep Almanya'da. Zaten şeye de sinirliydi. Hep televizyonlarda rahmetli Neşet Ertaş diyorum. Herkes öldü zannediyor buraya gelmediği için, televizyonlarda çıkmadığı için. Muharrem Usta'nın kayıtlarını dinletmek istedim. Böyle bir çaldım. Dadaloğlu'nun çalınca böyle bir fenalaştı. Ya Hasan kapat dedi. Çok teşekkür ederim. Tabii. Çok keyifli bir söyleşiydi. Sağlık. İnşallah iyi olmuştur. Bugünkü konuğumuz Hasan Saltık'tı. Bir sonraki konukta görüşmek üzere.